Haberin merkezinde Şov Ana Haber'desiniz. Ben Demet Evgar. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Elçisi temasının olduğunu açıkladı. Eşit şartlarda siyasette liderlik bulunmasının inşa etmek olduğunu belirtti. Sesleri olduğu ilkelere dayalı bir yatırım yapılmasına vurgu yaptı ve Şov Ana Haber'de attığı hashtag eşitliğe başlattı. Okuduğum haberden hiçbir şey anlamadınız değil mi? Çünkü bazı kelimeleri eksilterek okudum. İşte hayatın içinde kadını görmediğimiz, kadını yok saydığımız, kadını eksilttiğimiz her alan bu okuduğum haber kadar anlaşılmaz ve eksik oluyor. Kadının eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, eşit koşullarda yer aldığı her alan ise büyüyor, yeşeriyor ve serpiliyor. Kadının varlığı bu kadar önemliyken biz her sabah bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Daha güzel sabahlara uyanmak elbette mümkün. Kadınların hayatın her yerinde ve her zaman var olduğunu ve hatta öyle kenarda köşede değil, yaşamın tam ortasında başrolde olduğunu kabul edersek eğer. Şimdi eksik okuduğum haberin bütününü sizlerle paylaşıyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasının kadının güçlenmesine ve eşitliğe yatırım olduğunu açıkladı. Kadının eşit şartlarda iş gücüne ve toplumsal hayata katılmasının, siyasette ve iş hayatında liderlik pozisyonlarında bulunmasının eşitlikçi bir toplum inşa etmek için elzem olduğunu belirtti. Kadınların sesleri ve haklarının merkezde olduğu, katılımcı ve kapsayıcı ilkelere dayalı bir şekilde eşitliğe yatırım yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ve Şov Ana Haber yayını sırasında X'ten yaptığı paylaşımla eşitliğe yatırım kampanyasını başlattı. Başlattım. Hepinizi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.